Çin Efsanesi Güneşi Arayış Seslendiren Akın Altan Çok uzun zaman önce Batı Gölü sahilindeki değerli taş dağının eteğinde küçük bir köy vardı. Bu köyde genç bir çiftçi olan Liu Chun'la dokumacı karısı Hui Niang yaşardı çok çalışkan ve sağduyulu bir çift oldukları için, diğer köylüler onları çok takdir ederlerdi. Bir sabah, güneş dağın ufkunda kıpkırmızı parladıktan kısa bir süre sonra, siyah bulutlar batı gölüne doğru gelmeye başladı ve beraberinde şiddetli bir yağmur fırtınası getirdi. Güneş aniden gözden kayboldu ve fırtına dindikten sonra bile ortaya çıkmadı. Dünya karanlık ve soğuk olmuştu. Ağaçlar kurudu, yeşilden kahverengine döndü. Çiçekler soldu, kırmızıdan kahverengine döndü. Ekinler tarlalarda kurudular ve altın renginden kahverengine dönüştü. Şeytanlar, hayaletler ve diğer kötü gece yaratıkları büyük bir sevinçle ortaya çıktı. Çünkü sonsuz bir gece dünyayı siyaha boğmuştu. Onların şeytani hareketleri insanlara acı veriyordu. İnsanlar birbirlerine ne yapacağız diye soruyorlardı. Güneş nereye gitti? Ürün yetiştiremezsek nasıl yaşarız? Liu Chun, mahalledeki en yaşlı kişiyi görmeye gitti. Adam 180 yaşındaydı. Bana güneşe ne olduğunu söyleyebilir misin? diye sordu. Sanırım söyleyebilirim, diye yanıtladı yaşlı adam. Doğu denizinin altında kötü bir kral yaşıyor. Bütün kötü ruhlara şeytanlara ve diğer kötü yaratıklara hükmeden odur. Bu yaratıklar için güneş büyük bir düşmandır. Ondan korkar ve nefret eder. Çünkü güneş onların korkunç kötülüklerini ortaya çıkarır. Sanıyorum bu nedenle Şeytan kral güneşi çaldı. Li Chun, yaşlı adama teşekkür edip eve döndü. Karısına şöyle dedi. Huinyang, yola çıkıp güneşi bulmaya çalışmalıyım. İnsanlar donuyorlar ve açlıktan ölüyorlar. Yüreğimde büyük bir acı hissediyorum. Çok iyi bir iş yaparsın, diye yanıt verdi karısı. Huzur içinde git seni özel bir giysiyle uğurlayacağım. Huinyang, kocasına, pamukla sıkıca doldurulmuş bir ceket dikti. Sonra, uzun saçından bir demeti, kendir saplarıyla birleştirerek, bir çift sandalet yaptı. Liu Chun ayrılırken, gökyüzünden kendilerine doğru gelen, parlak altın rengi bir ışık gördüler. Bu ışık, Liu Chun'un omzuna konduğunda, bunun altın Anka kuşu olduğunu fark ettiler. Liu Chun, kuşun yolculukta ona eşlik etmesini istedi. O da başını salladı. Liu Chun ayrılırken karısına şöyle söyledi. Huinyang, güneşi bulana kadar dönmeyeceğim. Eğer daha önce ölürsem, parlak bir yıldız olacağım. ''Bu şekilde güneşi bulacak kişiye rehberlik edeceğim.'' Sonra kuşla beraber yola çıktılar. Huiniang günler boyunca değerli taş dağının tepesine tırmandı ve güneşi görebilmek için gökyüzünü taradı. Her gün hayal kırıklığına uğruyordu. Dünya sonsuz bir geceyle örtülmüştü. Bir gün yine gökyüzüne bakarken, parlak bir yıldız yeryüzünden göklere doğru yükseldi. Sonra altın anka kuşu gelip ayaklarının dibine kondu. Başa eğikti. Huin Yang, kocasının öldüğünü anlamıştı. Kalbi öyle büyük bir acıyla doldu ki kendini kaybetti. Huin Yang, kendine geldiğinde bir oğlan doğurduğunu gördü. Ona Bao Chu adını verdi. Rüzgarın ilk dokunuşunda bebek konuşmaya, ikinci dokunuşunda yürümeye başladı ve üçüncü dokunuşta altı metre boyuna ulaştı. Huinyang, böyle muhteşem bir oğlun annesi olmaktan gururluydu. Ama oğlu babasını hiç tanımayacak diye de kederleniyordu. Annesini yaslar içinde gören Bao Chu, bunun nedenini sorduğunda, o da babasının ölümcül arayışının öyküsünü anlattı. ''Anne, eğer izin verirsen, gidip güneşi bulacağım.'' diye aykırdı çocuk. ''Babamın görevini tamamlamak, benim için büyük bir mutluluk olacak.'' Huini Yang'ın kalbi sanki ikiye bölündü. Bir yanı kocasının onurunu düşünürken, bir yanı Genç oğlunu bekleyen tehlike nedeniyle kaygılanıyordu. Ancak dünyadaki insanları kurtarmak için üzerine düşeni yapmak zorunda hissetti kendini ve oğluna izin verdi. Bir kez daha pamuk dolgulu bir ceket dikti ve saçının bir tutamından ve kendir saplarından bir çift sandalet yaptı. Bir kez daha altın anka kuşu kapılarına geldi. Ayrılmaya hazır olduğunda Bao Chou'nun omzuna tünedi. Huinyang oğluna şöyle dedi: "Doğudaki en parlak yıldıza dikkat et. Baban öldüğünde kendini bir yıldıza dönüştürdü. Onu takip et. Seni güneşe götürecektir. Altın Anka Kuşu arkadaşındır. Babana yolculuğunda eşlik ettiği gibi senin yolculuğunda da sana eşlik etmek için geldi." Aynen senin dilediğin gibi yapacağım. Diye yanıt verdi Bao Chu. Ne kadar uzun zaman ayrı kalırsak kalalım, sakın yüreğini benim için üzme. Senin gözyaşların beni üzer. Görevimi tamamlamak için güç bulamam. Bu sözleri söyledikten sonra Bao Chu ve Anka Kuşu yola çıktılar. Doğuya, en parlak yıldıza doğru hiç durmadan yol aldılar. Baoçu, 18 uçurumu ve 19 doruğu açtı. Dağlardaki çalılar ceketini lime lime etti. Vücudu kanlı yaralarla kaplandı. Bir dağ köyüne topallayarak girdiğinde bitkin, yabani ve donmuş görünüyordu. Köylüler onun arayışını duyunca her biri kendi ceketinden bir parça kumaş kopardı ve bunlardan Ba'oçu için yeni bir ceket dikildi. Ve bu cekete, Yüz aile ceketi, Dediler. Bedeni ısınıp ruhu yenilenince, Ba'oçu ve altın anka kuşu yeniden yola çıktılar. Durmadan yürüdüler, Dağlar aştılar, Pek çok nehri yüzerek geçtiler. Bir gün, Öyle geniş bir ırmakla karşılaştılar ki, bir kartal bile uçarak karşıya geçemezdi. Güçlü akıntı ev büyüklüğünde kaya parçalarını sürükleyip götürüyordu. Baoçu yüreğinde hiç korku duymadan çalkantılı suya kendini bıraktı ve görünmeyen sahile doğru yüzmeye başladı. Dev dalgalar üzerinden aşıyor, hızla dönen girdaplar onu tutsak alıyordu. Ama o cesaretle yüzmeye devam etti. Uzakta sahil göründüğünde kalbi sevinçle doldu. Birdenbire nehrin üzerinde soğuk bir rüzgar esmeye başladı ve güçlü akıntıyı bir buz nehrine çevirdi. Baoçu hareketsiz kalırken anka kuşu da dondu. Mucizevi olarak yüz aile ceketi buzun Bao Chu'yu dondurmasına engel oldu. Ayrıca bu sihirli ceket onu öyle sıcak tuttu ki, vücudunun ısısı onu kuşatan buzu eritti. Bir koluyla anka kuşunu vücuduna bastırıp ısıtmaya çalışırken, diğer yumruğuyla buzları parçalara ayırıyor, suyu dans ettiriyordu. Kabaran dalgalar onu yüzen buz kütlelerinden birinin üzerine doğru itti. Böylece bir kütleden diğerine atlayarak sahile vardı. Baoçu anka kuşuyla yürümeye devam etti ve bir başka köye vardı. Köylüler onları işini ve karşılaştığı tehlikeleri duyunca köyün yaşlısı şöyle seslendi: Güneş olmadan biz yoksul insanlarız. Sana vereceğimiz en iyi şey toprağımızdır. Çünkü atalarımızın zamanından beri bizim alın terimizle sulandı. Yolculuğuna devam ederken, belki de bu bağışımızın bir yararı olur. Köylüler, büyük bir torbanın içine, birer avuç toprak koydular. Torba dolunca, Bao Chu onu bir omzuna koydu. Öbür omzunda oturan anka kuşuyla birlikte, Doğu göğünde parlayan yıldıza doğru yürümeye devam ettiler. Baoçu 99 dağ aştı. 99 nehirden yüzerek geçti. Sonunda iki yolun birleştiği bir yere vardı. Hangi yola sapması gerektiğini düşünürken yanına yaşlı bir kadın yaklaştı ve şöyle sordu. Genç adam, nereye gidiyorsun? Ona yolculuğunun amacını anlatınca yaşlı kadın şöyle dedi. Yol aşılamayacak kadar uzun. Çok geç olmadan evine dönsen iyi olur. Güneşi bulana kadar eve dönmeyeceğim, diye yanıtladı Bao Chu. Yol ne kadar uzun, yolculuk ne kadar zorlu olursa olsun, başladığım işi bitireceğim. Eğer bu kadar kararlıysan, Sağdaki yolu takip et. Güneşi bulacaksın. Vardığın ilk köyde dinlenirsen akıllılık etmiş olursun." diye öneride bulundu kadın. Kadın konuşurken altın kuş ona durmadan saldırıyordu. Gagasıyla gözlerini gagalıyor, pençeleriyle yüzünü tırmalıyor ve gövdesine kanatlarıyla vuruyordu. Bao Chu utanarak kuşu kovaladı. Kadının önerdiği yolu izledi ama anka kuşu durmadan önünden uçuyor ve yolu kapamaya çalışıyordu. O zamana kadar yolculuğun ne kadar güç olduğunu bilen Bao Chu, yolun bu kadar düzgün ve kolay olmasına şaşırıyordu. Çok geçmeden yaşlı kadının sözünü ettiği köye vardı. Şaşkınlıkla köyün refah içinde olduğunu gördü. Erkekler zengin ve şişman, kadınlar iyi giyimli ve güzeldiler. Köylüler onu sevgiyle karşıladılar. Onun kahramanlığını övdüler ve onuruna bir ziyafet verdiler. Köylüler onun onuruna içerlerken o da şarap kasesini kaldırdı. Öbür köydeki insanlar donup açlıktan ölürken buradaki insanlar niye bu kadar zengin acaba diye düşündü. Birdenbire altın anka kuşu başının üzerinde kanat çırpmaya başladı ve şarap kasesine bir şey düşürdü. Bao Chu, şaşkınlık içinde bakarken şarap alev aldı ve içindeki nesne yanmaya başladı. Bao Chu, bunun aynen kendisininkine benzeyen saç ve kendirden yapılmış bir sandalet olduğunu fark etti. Bu babamın sandaleti olmalı, diye şaşkınlıkla söylendi. Demek babam burada ölmüş. Şarap kasesini yere atıp köylülere bağırmaya başladı. Sesinin yüksekliği karşısında bütün köy ve orada yaşayanlar bir duman üflemesiyle yok oldular. Onların yerine yüzlerce korkmuş hayalet, şeytan ve kötü yaratık ortaya çıktı. Anka kuşunu bir kez daha omzuna alarak yolun çatallandığı yere döndü ve soldaki yola girdi. Bu arada kötü yaratıklar Baochu'ya başka bir biçimde zarar vermeye karar verdiler. Onu nehirde dondurmayı, Kayıp Ruhlar köyünde öldürmeyi başaramamışlardı. Şimdi de kendilerini yüksek dağlara dönüştürerek yolunu kapadılar. Ama Baochu bunları da birer birer geçti. Kendilerini koca ırmaklara çevirdiler. Ama Bao Chu bunları birer birer yüzüp geçti. Sonunda şeytanlar rüzgara dönüşüp değerli taş dağının eteğindeki Bao Chu'nun köyüne estiler. Hiu Niang'ı bularak ona Bao bir uçurumdan yukarı tırmanırken kaydığını, ve aşağıdaki nehre düşüp öldüğünü söylediler. Bu sözlerin onun yüreğini acıyla dolduracağını ve yaşlarının Bao Chu'yu zayıflatacağını umuyorlardı. Ancak Hyun Yang, Bao Chu'nun ayrılırken söylediği sözleri anımsadı. Onların anlattıklarına inanmamaya çalıştı. Dişlerini sıkarak, gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Chu ayrıldığından beri Heunyang ve diğer köylüler her gün düz bir kaya alıp değerli Taş Dağı'nın tepesine tırmanıyorlardı. Dağın doruğuna ulaştıklarında taşıdıkları kayanın üstüne çıkıyor ve doğuya doğru bir tutam güneş ışığı görürüz umuduyla ısrarla bakıyorlardı. Her gün bir önceki günden daha yukarıda duruyorlar güneşi daha kolay görebiliriz umudunu taşıyorlardı. Ancak günler, aylar, yıllar geçiyor, gökyüzü hala siyah kalmaya devam ediyordu. Taşıdıkları taşlardan yüksek taş seti oluşmuştu. Ama güneş hala geri dönmemişti. Bu arada Bao Chu, dağları ve nehirleri geçmeye devam etti. Yolculuk sonsuzmuş gibi görünüyordu sonunda bir dağın tepesinde çok uzaklardan gelen denizin sesini duydu doğu denizinin sahiline varana kadar doğuya doğru yürümeye devam etti şimdi ne yapacağım diye sordu kendi kendine buradan güneşin nasıl bulacağım bu denizi nasıl geçebilirim baoçu Sırtındaki torbayı açtı ve içindeki toprağı denize döktü. Toprak suyun yüzeyine çarptıkça büyük bir rüzgar çıkıyor ve toprağı denizin ortasına konan bir dize adaya dönüştürüyordu. Bao Chu bir adadan öbürüne yüzdü. Son adaya ulaştığında ada birdenbire çöktü. Chu'yu da yanında denizin dibine sürükledi. Okyanus tabanında Bao Chu, çok büyük bir mağara buldu. Dev bir kaya parçası girişi engelliyordu. İşte! diye bağırdı. Burası şeytan kralın güneşi hapsettiği yer olmalı. Kötülük kralı mağaranın girişinde korkunç şeytanlardan oluşan büyük bir ordu toplamıştı. Ve hepsi de silahlanmış, savaşa hazır bekliyorlardı. Eğer şeytan kralı öldürebilirsem, hayatta kalırım, diye düşündü Bao Chu. Eğer kral ölürse, ordu panik halinde dağılacaktır.'' Böylece Baoçu ve Kötülük Kralı birbirleriyle ölümüne savaştılar. Savaşları denizin dibinden yüzeye, yüzeyden yine denizin dibine doğru şiddetle sürüyordu. Bu kavga sırasında 30 metre yüksekliğinde şiddetli dalgalar oluşuyordu. Sonunda şeytan kral okyanus tabanına kaçtı. Baoçu onun burnuna bir yumruk vurunca kral sendeledi ve geri düştü. Sonra altın anka kuşu gagasıyla onun gözlerini çıkardı. Kötü yaratık acıyla bağırarak köreltilmiş gözleriyle ileriye geriye saldırdı. Sonra büyük bir kaya parçasına çarptı ve öldü. Şeytanlar ordusu hemen ortadan yok oldu. Bao Chu mağarayı kapatan kayayı yana doğru itti ve güneşi içeride buldu. Son gücünü toplayıp güneşi ellerine aldı ve denizin yüzeyine yavaşça çıktı. Güneşi suyun üstüne itmeyi başardı. Ancak gücü bitip öldü. Altın anka kuşu güneşin altına doğru daldı, kanatlarını açtı ve güneşi sırtına alarak yükseldi. Güneş bir kez sudan kurtulunca artık kendi gücüyle gökyüzüne yükseldi. Güneş en sonunda gökyüzünde yükselmeye başladığında Huinyang ve diğer köylüler değerli taş dağının üzerindeki taş setlerinin üstünde gökyüzüne bakıyorlardı. Önce ufukta mor bulutlar belirdi. Bunu gül ve altın rengi olanlar izledi. Sonra on bin altın ışın, ardından da altın yuvarlağın kendisi belirdi. Onun ışığı bütün şeytanları taşa çevirdi. Köylüler coşku içinde bağırırken altın anka kuşu, boynu bükük, Huyniyang'ın ayaklarının dibine kondu. Huyniyang, oğlunun öldüğünü anladı. Yüreği acıyla doldu ama aynı zamanda sevinç duyuyordu. Çünkü Bao Chu babasının görevini tamamlamış ve büyük bir kahraman olmuştu. O günden beri Liu Chu'nun yıldızı doğu göklerinde şapak sökene kadar parlar. İnsanlar bu yıldıza sabah yıldızı derler. Anka kuşu Sırtında güneşlere yükselirken kanatları bulutların üzerinde parlar ve onları mor, kırmızı ve altın rengine boyar. Altın anka kuşunun konduğu yerde şimdi bir pagoda bulunmaktadır. İnsanlar buna güneşi kurtarıp yeryüzünde bitkilerin yeniden büyümesini sağlayan genç adamın anısına Baoçu pagodası derler. Son